Herkese günaydın. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Zeyd Mirza ve annesinden. Umarım iyisinizdir hepiniz. Biz iyiyiz çok şükür. Bugün günlerden çarşamba, aynen. Dün salıydı. Dün vlog çekmedim. Aslında çekebilirdim ama bilmiyorum. Ani bir şey gelişti. Yüzmeye gittik görümcelerimle. O yüzden aslında normalde evdeydim, yani hiçbir şey yapmayacaktım ve vlog da çekmeyecektim. Saat sanırım 3'e geliyordu veya aynen 3'e geliyordu. Sonra görümcelerim aradı, dedi yüzmeye gidelim. Çünkü çok sıcaktı dışarısı ve sonra gittik, akşama kadar oradaydık. Gerçekten aşırı güzeldi. Zeyd Mirza'yı da götürdüm, değil mi annem? Ama tabii böyle kapalı mayosu vardı. O yüzden hiç güneş geçmedi. Bir de şey, gölgede tuttum Zeyd Mirza'yı ve suya sokmadım, bilmiyorum, henüz sokmak istemedim, çok kalabalıktı çünkü. Bir de sadece böyle ayaklarını biraz koydum, çıkarttım ama çok sevdi yani, umarım böyle kalır. Bu şekilde biraz sıcaklığa da aslında alışsın yani. Bilmiyorum, pek rahatsız olmuyor ama yine de alışması lazım. Çünkü Antalya'da böyle yanacak resmen, 35 derece, belki de daha çok. Dün de 36 dereceydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle yani, değil mi oğluşum? Çok güzeldi. Bu hafta tekrar gitmek istiyoruz. Normalde pazar günü gidecektik ama hava durumuna baktım ve kötü gösteriyor yani, böyle 23 mi 24 derece gösteriyor. Ama bakalım yani, buradaki hava durumlarına zaten güvenilmiyor. Her an değişebilir. O zaman gideriz. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Bu arada gördüğünüz gibi biz hala oğlumla pijamalarımızdayız. Daha çıkartmadık çünkü daha yeni uyandık. Normalde ben oğlumla genelde bayağı bir uzun uzanıyorum yani, yatakta işim olmadığı günler. Ama bugün böyle erken kalktık biraz. Sanırım saat 8 miydi neydi? Normalde gerçekten böyle 10-11'e kadar uyuyabiliriz, o derece. Şimdi uyandım. Minimin karnını doyurdum bile. Şimdi kendi karnımı doyuracağım. Önce bir çay yaparım kendime. Ondan sonra da kahvaltı yaparım ama henüz daha aç değilim. O yüzden önce bir çay içeyim. Sonra zaten bakarız. Değil mi oğlum? Bir de sonra belki dışarı çıkarım. Aslında çıkmak istiyorum çünkü yapmam gereken bir şeyler var. Yine şansıma, ben evde yokken postacı gelmiş. Hamdem'den bir üst almıştım, anlatmıştım size bir önceki vlogda. O gelmiş, onu gidip alırım. Ondan sonra bir yere daha gidecektim. Ha, Hamdem'in kendisine de gitmem lazım. Bir şeyi değiştireceğim. Öyle, başka da aslında. Bakalım, belki arkadaşımla buluşurum. Değil mi oğluşum? Hadi şimdilik bay bay teyze hoşlar. Kızlar, burada gördüğünüz kolcukları da ben kaldırmam lazım. Kışlık hepsi. Bunları kaldırayım, bir boşalsın çünkü kapının arkası böyle dolu olunca gerçekten nefret ediyorum. Ve bu şeyden hiç bahsetmek istemiyorum. Bu normalde bizim yatağımızın döşeği. Yani döşek de denmez de, böyle ince bir tane, yani döşek ekstra var yatağımızın üstünde. Bu da onun üstüne geliyor. Ama yatağımız çok yüksek ve ben hani Zeyd Mirza'yı gece hep yanıma aldığım için, karnını doyurmak için. O yüzden çok böyle aşağıda kalıyor Zeyd Mirza. Ben çok böyle bükülmek zorunda kalıyorum. Yani rahat olmuyor. Biz de bunu şimdilik çıkartalım dedik. Çünkü anne yanı beşiğinden o zaman daha kolay ulaşıyorum Zeyd Mirza'ya. O yüzden bu çirkin de burada duruyor. Bakalım ne yapacağız bundan da. Büyük poşete de girmiyor da, XXXXXXL bir poşet lazım buna. Arkadaşlar, artistlik yapayım dedim. Bakın, ipi kaçtı. Allah'ım, ne sakarım ya. Gerçekten. Kamerayı çekeceğim ya hemen. Batar içine. Ben şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Bu half a flock milk pie yapacağım. Yulaf lapası ama tatlı neydi ya? Ha, hurmalı. Burada malzemelerini çıkardım zaten, böyle yulaf. Ondan sonra hurma. Bu muzu ben sonra üzerine doğrayacağım ve biraz da böyle fıstık sosu mu? Artık nasıl deniliyorsa bilmiyorum ama
Bundan biraz dökeceğim. Bir de süt lazım. Şimdi hemen ama normalde şu üçü lazım. Bunları da üstüne yapacağım. Ve bebeğim şu an uyanıyor. Acele etmem lazım. Evet, ben de karnımı çok şükür doyurdum. Tam hazırlanırken Zeyd Mirza uyanmıştı. O yüzden pek bir şey çekemedim. Hemen hızlı hızlı yaptım. Zaten hepsini içine attım. Sonra Thermomix kendisi halletti. Şimdi minimi uyuttum. Tekrar yatıyor. Bu arada o yaptığım şey normalde bebekler için. Yani tabii büyükler de yiyebilir ama böyle tam püre yapıyor. Yani yulaf lapasını böyle toz haline getiriyor. O yüzden bebekler için çok iyi. Ve Zeyd Mirza ek gıdaya geçerse de gerçekten çok işime yarayacak. Çünkü benim sevdiğimi yani ona da yapacağım. Yani onun yediğini ben de yiyeceğim. Bu demek oluyor ki her böyle öğünlerde kendime de ekstradan bir şey yapmak zorunda değilim. Çünkü ben çok seviyorum öyle şeyleri. Yedim hepsini, gerçekten tadı aşırı güzeldi. Keşke size çekseydim ama böyle çok sıcak puding gibi oluyor. Ben sonra üstüne biraz da tarçın ekledim. Enfes oldu yani. Eğer Thermomix'iniz varsa mutlaka deneyin bence. Böyle. Şimdi ne yapacağım? Aslında dışarıda işlerim var. Bir önce evimi toparlayayım biraz. Ondan sonra çıkarım. Zeyd Mirza uyanırsa. Evet, ben şimdi mini yemek giydirdim arkadaşlar. Altını da açtım. Deme oğluşum. Şimdi yüzüne kremini sürelim bir tane. Çıkarız zaten. Ben üzerimi giyindim ama saçımı bağlayacağım daha. Ay, krem süreceğim. Aa, bu da hep dışına geçmiş. Damlasını da vereyim unutmadan. Bir takipçim yazmıştı ki bu D vitamin damlasını veriyorum ben. Oleovit adı. Ve bir takipçim yazmıştı ki günde sadece bir damla değil mi, nasıl şişeyi bitirdin? Yani şu an içine çok az kaldı, o yüzden öyle yazdı. Doktorum bana 2 damla dedi. Yani her gün 2 damla vereceksin. Ben de 2 damla veriyorum ama zaten bir damla verseydim bile bu şişe, yani küçücük, gerçekten asla bir sene gitmezdi. Çünkü takipçim yazmış ki o şişe bir sene gitmesi lazım ama öyle bir şey yok arkadaşlar. 2 damla veriyorum ve şu an Mirza 3 aylık olacak birkaç gün sonra. Yani 3 ay yetti. Mesela bir damla versem bile tek 6 ay yeterdi. Yani asla bir ay, asla bir sene yetmez yani bu küçük şişe. Onu da buradan belirteyim dedim. Tabii ben size yanlış bilgi vermek istemem. Siz kendi doktorunuza danışın edin ama bize bu söylendi. Annemde de mesela öyleydi. Hani Azad için o da sadece 2 damla veriyordu. Böyle. Bu arada bakın krem ne olmuş. Anneciğim dur, gideceğiz. Sen neden benim bacağıma vuruyorsun 2'de 1? He? He? Kimsin seni? Seni çirkin. Seni çirkin ördek. Seni zeytin. Seni siyah zeytin. Ya. 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 Ne diyeceksin? Konuşacak mısın? Ne gülüyorsun şebek? Şebek ne gülüyorsun? Anneciğim o nasıl bir gülme? He, o nasıl bir gülme bir tanem? He? Gel bir gel. Sen bir gel. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın ya. Arkadaşlar biz şimdi hantıma geldik. Ve minim huysuzdu. 5 yerinde yani arabasına ve direkt uyudu. Bakın bugün mesela şu elbisemi giydim. Ve dükkanda da aynısı var. Burada fiyatı kaça merak ettim. 9.99. Ben aldığımda indirimliydi. Ama şu mavi rengi falan da hoşuma gitti. Ve şu bej rengi. Bende beyazı ve siyahı var ama güzel gibi. Biraz böyle bakınacağım. Ama hep aynı şeyler zaten. Şu da ilgimi çekti. O da benim aldığıma benziyor da bu böyle evde giymedik için. Aslında bu şortlar da iyi. Böyle sıcak günlerde. Allah geçemedim. Aa bakın bu mesela. Bej rengi. Çok güzel duruyor. Şunlardan da dolu var bende ama tabii bu havalarda giyinmiyor. Aha bakın bu da burada var. Alışverişimde göstermiştim.
Neyse biz biraz daha bakınalım, ondan sonra devam. Ve biz tekrardan eve geldik. Dışarıda pek bir şey çekemedim çünkü fazla bir yere girmedim. Sadece BİPA'ya girdim ve Hantem'e girdim. Normalde postaneye de gidecektim ama vazgeçtim. Onu sonra Akif geldikten sonra birlikte gideceğim arabayla. Çünkü gittiğim postane böyle merdivenli, yani basamakları var. Ve çocuk arabasıyla bayağı zorlanıyorum. O yüzden dedim şu an bu sıcak havada gerçekten hiç gerek yok. Sonra zaten Akif gelecek akşam işten sonra. Bugün zaten birlikte araba sürmeye gideceğiz tekrar. Hani Viyana'nın sokakları, bilmiyorum çoğunuz biliyorsunuzdur, gerçekten hani çok kalabalık, her yerde bir sürü insan, bir sürü araba ve hani yollara alışmam lazım. Ve büyük araba olduğu için böyle Akif'le sık sık çıkacağım, yani o yanımda duracak çünkü arkada bebek olduğu için daha henüz cesaret edemiyorum o büyük arabayla bu Viyana sokaklarına. O yüzden Akif yani yanımda duracak çünkü Zeyd Mirza dediğim gibi arabada hani ağlarsa falan panik yapmayayım diye o yanımda olacak. Ve ben de hani arabayı süreceğim, böyle alışacağım. Zaten hani arabayı aldığımızdan beri böyle bir yere gidince hep ben kullanıyorum ki yollara böyle daha kolay adapte olayım. Herhalde öyle deniliyor. Evet, dediğim gibi biz eve geldik. BİPA'dan birkaç bir şey aldım, böyle ufak tefek onları gösteririm. Zeyd Mirza da hala uyuyor. Ben de kendime kettle'e su koydum ve şu an suyu kaynıyor. Kahve yapacağım çünkü bugün daha kahve hakkımı kullanmadım. Bir bardak kahvemi içeceğim. Bunlar da işte BİPA'dan aldıklarım. Şöyle bir tane oje aldım. Ben böyle renkleri çok seviyorum, böyle pastel. Ondan sonra aslında mavim vardı ama çok kurumuş, yani az kalmış içinde. O yüzden bunu aldım. Sonra böyle bir tane duş jeli aldım. Bu Today markası, BİPA'nın ilk defa aldım. Bakalım nasıl. Ondan sonra şöyle makyaj silme pedi. Başka da bir şey almadım. Şimdi dediğim gibi kendime kahvemi hazırlayacağım ve biraz keyif yapayım. Evet kızlar, ben tekrardan evden çıkıyorum. Akif çünkü geldi işten ve şimdi araba sürmeye gidiyoruz. Büyük ihtimalle de kayınvalidemlere de uğrarız. Çünkü arkadaşlar Akif aradı. Telefon kapandı. Ay, flash açıkmış. Neyse. Dediğim gibi şimdi araba kullanmaya gidiyorum. Büyük ihtimalle de kayınvalidemlere uğrarız. Oralarda da sürmüş olurum zaten. İyi olur. Neyse, o zaman şimdi çıkalım. Rahat bir şeyler giyindim. Aşkım ne oldu? Neyse arkadaşlar, sana görüşürüz. Biz tekrardan eve geldik arkadaşlar. Oğlum da uyuyordu da şu an uyandı. Hayırdır, anahtarı evde almışsın. Anahtar. Aynen. Giderken sürdüm, gelişte de sürdüm. Yani böyle öğreneceğim. Yani. Ama zaten otomatik araba olduğu için kolay. Sadece hani yolumu daha iyi öğrenmem lazım, etrafı falan. Viyana büyük yer sonuçta. Aynen. Tamam, inşallah. İnşallah. Tipime çok berbat görünüyorum. Bu arada arkadaşlar hava ben çok sıcaktı. İşten geldim normal. Hava çok sıcaktı. Şimdi de baya bir şey vardı. Gevita neydi? Şimşek. Şimşek. Aynen. Gök gürledi. Yani bayağı yağmur oldu. Bu küçük koala da pijamasını giydi. Bu takımı Hantem'den almıştım. Ama öyle unutmuşum. İyi ki gördüm. Şimdi de giydirdim. Oğlum, neden elini yiyorsun sen? He, bana bir söyle, neden elini yiyorsun? He? Hadi. O sesi yapma, seni yerim bak. O sesi yapma, seni yerim bak. Öyle ses çıkarma. Anneciğim. Seni küçük koala. Seni küçük koala. Bu tip ne? Bu tip ne annem? Bu tip ne? Bu tip ne? Akif Bey'in canı dondurma çekmiş. O yüzden hemen Thermomix'ten yapacağım. Hep zaten bunu yapıyoruz. Çünkü bu gerçekten çok lezzetli. Hemen yapayım. Ondan sonra görüşürüz tekrardan. Kızlar, şu dondurmanın güzelliğine bakın. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Şimdi bunu tabaklara alayım. Ondan sonra bir güzel yiyelim. Bir tanem. Bakın ben oğlumla... Ay, senin gülüşünü yerim ben. Böyle etkinlik yapıyoruz biraz uyumadan önce. Ondan sonra da zaten Zeyd Mirza'yı uykuya hazırlayacağım. Zaten uykusu da geliyor yavaş yavaş. Saat de geç oluyor zaten. O zaman bence ben şimdi videoyu burada kapatayım zaten. Hani pek bir şey yapmayacağım. Biraz oğlumla oynayayım. Ondan sonra da
uyutacağım onu. Ben de artık video editlerim. O zaman buradan bu minik ellerle kapanışı yapalım değil mi oğluşum? Kendinize iyi bakın de. Bye bye.